Merhaba değerli izleyenler. Bugünkü yazımızın konusu ise civcivler yesin başlığıyla. Bazen düşünüyorum da insanoğlu savrulur ama kendi rüzgarıyla ya da başka rüzgarlar ile. Hayatta savrulmayan kimse var mı ki? Hayatının bir döneminde işsizlik çekersin, bir bölümünde sessizlik çekersin, bir bölümünde başka dertlerin olur. Okursun, diplomalar alırsın, göreve başlarsın, her şey umduğun gibi olur ya da olmaz, ayrılırsın. Kısaca ya onların donları sana büyük gelir ya da senin donun onlara büyük. İflas edersin, yeniden başlarsın, hayatı da kaybetmeyi bile kazanmak olarak görmeye başlarsın. Çünkü her kaybettiğinde kazandığın yerleri de görürsün. Bazen iyi ki kaybetmişim dediğin de olur. Tıpkı pencerenin birinden yola bakarken diğer penceredekileri kaçırdığın gibi. Halbuki pencerelere eşit bakarsan iki tarafı da görürsün. Enflasyon olur, döviz çıkar, fiyatlar artar, sanatçılar açlık var diye bağırırlar. Gazeteciler bu böyle gitmez, çok büyük doğal afetler olması lazım derler. Ya da çok büyük yangınlar çıkması lazım ki ülkede bir şeyler değişsin. Bakarsın adama okumuş, meslek sahibi olmuş, hatta emekli olmuş, hayatı tek bir çizgide geçmiş, pencerenin hep bir tarafından bakmış, kitaplar yazmış. Dökülen kelimelere bakarsan keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bunun hesabını sana soracağım. Gördüğünüz yerde tükürün. Sonra bana ağlamayın, başörtümüze karışıyorlar, camilerimizi ahıra çevirdiler. İmamların ülkesi, hacı fıkraları, bu demeçler havada uçuşurken ya içimizden ne geçiyor? Delidir, ne yapsa yeridir moduna giriyor insanlar. Biri diyor ki sandıklara sahip çıkalım. Her demokrasi sandıklı olmaz, sokağa da çıkmamız lazım diyor. Derken zaten bu ülkede demokrasi olduğunu anlıyorsun. Vaktiyle biri Adnan Menderes'in yakasına yapışıp demokrasi, özgürlük istiyorum diyor. Menderes, bir başvekilin, bir başbakanın yakasına yapışıyorsun, istediğini söylüyorsun. Bundan daha iyi demokrasi, özgürlük mü olur diyor. Bunları bir kenara koyduk. Madem açlık var, sanatçıların dediği gibi, gazetecilerin dediği gibi, bütün bu açlıkla alakası olmayan, demokrasiyle alakası olmayan insanların dediği gibi, madem açlık var, özgürlük yok, demokrasi yok, adalet yok. Peki İstanbul'da olan şeyler, buyurun dansa. Ne? Buyurun dansa. Doğaçlama dans festivaline. Hayatını tek düze yaşamış, başkasının penceresinden bakmamış ve o şekilde tanınmış, kendi doğrularından başka doğru tanımayan birçok insan tanıyorum. Sonra sen ne gördün diye caka satan adamlar. Bizim bir haftamız var, çocuklar gelir onlara anlatırız. Öğretmen sormuştu, böyle bir şey söyleniyor. Bazı insanların vergileri affediliyormuş. Bunun doğrusu nedir diye. Hocam ben burada çalıştığım sürece böyle bir şeye rastlamadım. Bir kere elektronik bir sistem var. Her şey kayıtlı, hesapları bile sistem yapıyor. Bu kadar ince. Kimsenin borcu silinmiyor. Sadece kanun ile her vatandaşına belli esneklikler göstermiştir. Bu esneklikler asıl vergiyi etkilememektedir. Devlet faizden feragat eder, verginin aslından feragat etmez dedim. Bu feragatlar her vatandaş için geçerlidir. Gazetelere bakıyorum, bilmem nelerin vergileri silinmiş. Yuh artık. Buna öğretmen inanırsa çocuklara böyle öğretmez mi? Bu tür yalan hikayeleri çocuklarımızı da zehirlemeye başlıyor. Yalan, dezenformasyon, intikam, küfür, adalet, özgürlük, çağdaş, bu kelimeler artık bir şeyi çözmüyor. Neden kaybedenler kazandıkları yerlere bakmıyor? Kaybettikleri yerlere bakmıyor. Sürekli kazananlar kaybettiklerine ya da kazandıklarına bakmıyor. Kadın seminerlere katılıyor. Yalan söyleyeceksin durmadan, bıkmadan. Söyledikçe kulakta kalır. Bir gün mutlaka inandırırsın diye usuller gösteriyor. Hani ahlak, hani doğruluk? Ulan sen istemiyor muydun adaleti, özgürlüğü? Yalanla mı adaleti sağlayacaksın? Kısacası söze bakacaksın söz mü diye, adama bakacaksın adam mı diye.
Toplum olarak bu safsatalardan kurtulmamız gerekiyor. İnsanlar savrulur. Savrulur ama savurmaz. Kim? Omurgalı insanlar. Bugünlük anlatabileceklerim bu kadar. Hoşça kalın.